Ne yapıyorsunuz ikiniz acaba? İlk yanımdan ciğerimi operasyon mu yapıyorsunuz anne? TRT 1'in kahkaha dolu dizisi Kalk Gidelim'in sevilen oyuncusu Öznur Ön bir de bugüne konuk oluyor. Ay Şakir sakın. Sakın kefen giyip durdun karşısına çıkma. Vallahi aklına alırsın kızım yapma çocuğum. Sevilen dizide Perihan karakterine hayat veren başarılı oyuncuyla dizinin setinde bir araya geliyoruz. Hadi biz işimize gücümüze bakalım. Gel seni bir öpeyim benim aslan oğlum gel. Bir de bugün programının artık aranan yüzü olan Alper Saylık sağ olsun bizi yine yalnız bırakmıyor ve dizide annesini canlandıran Öznur Hanım'la Yeşilyurt Köyü meydanında keyifli bir söyleşi gerçekleştiriyor. Efendim ailemizin programı Bir de bugün de Kalk Gidelim setindeyiz yine. Yanımızda sevgili Şakir'imizin annesi Öznur ablam var. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim canım. Bu sefer yine bana röportajı bana verdiler biliyorsun. Ben konuştum falan filan diye. Yine bir Yeşilyurt meydanındayız. Aynen. Yine Kalk Gidelim setindeyiz. Aynen. Şartlar ağır. Hem de nasıl. Hava her ne kadar güzel görünse de bilmiyorum nasıl görünüyor şu anda ama bayağı soğuk yani. Çok soğuk. Evet. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Öncelikle herkese mutlu seneler dileyelim. Evet. Bu herhalde yayınlandığında epey bir geçmiş olacak. Yok ya. Geçecek. Yani 3-4 haftası geçecek. 1-2 hafta falan işte. Geçmiş aynen. Olacak. Yine de mutlu seneler diliyoruz evet, herkese. İyi seneler diliyoruz. Yeşilyurt, Muğla çok soğuk. Yani onu baştan söyleyelim. Korkunç soğuk. Ama çekimlerimiz sımsıcak. İşte bu. İşte bu. Ne olacak Şakir'in hali? Şakir adam olacak. Yani aha. Olacak. Yine bir altyazı geldi. Şakir adam olacak. Adam olacak. Şakir adam değil mi? Benim gözümde adam. Heh. Ama baba gözümde değildi. El birliğiyle babayı delirterek seni de adam ettik. Özün ablayla benim kendi öz annem de tanışıyor. Evet. İki anne bir ara işte benim kollarım kırıldığı zaman işte bana bakıyorlardı aynen. Böyle. Ya gerçekten iki tane anne yan yana duruyor işte. Onu şöyle yap, bunu böyle yap, burası şöyle olsun, burası böyle olsun falan diye o anne şefkatini tamamen görüyoruz. Tabii Şakir'in annesi olmak nasıl bir duygu onu sana sormak lazım. Şakir'in annesi olmak çok özel. Yani herkese nasip olmayacak bir evladı var Perihan'ın. Çok özel bir durum, çok özel bir çocuk çok aslında uçarı, Şakir. Çok uçarı, çok kaçarı, yormuyor mu mesela? Yok, yani işte. Şakir çok duygusal değil aslında, mi? Çok temiz kalpli bir çocuk. Hı-hı. Bir tek bunu annesi görüyor tabii. Hı-hı. Hiç kimse görmüyor benden başka. Peki bu bölüm böyle bayağı atraksiyonlu şeyler var. Evet. Mesela böyle bir sefer kredi kartını uzatıyor Şakir'e, al oğlum işte şu kadar para harcı, bu kadar bunu yap falan. Annesi keza aynı şekilde, annesi hep yapıyor da Ali iyi bir şekilde böyle hani göstere göstere ilk defa yapıyor. Kredi kartı. Ne yer oluyor, var mı şöyle böyle tüyo mu yok? Şöyle bir tüyo verelim, Şakir adam olduğu için artık babası da bunu affediyor. Öyle mi? Gibi. Diyorsun. Ne? Değil mi? Başka bir sürprizler olabilir mi? Büyük sürprizler. Benim de çok büyük. Çok, çok büyük. Büyük. Bayağı büyük yani. Yani muhakkak izleyin. Evet. Babanın fikirleri sizce değişti mi? Değişti diye düşünüyorum. Babanın fikirleri zaten değişken de Şakir'e karşı zaten çok iyi. Çok merhametli, çok babacan. Ama adam da haklı yani. Ne yapsın abi yani? Şakir gibi bir oğlu var. Ne yapabilir yani? Ben olsam kafayı yerdim. Ya haklı öyle yani. Deme ya. Haklı. Benim güzel oğlum. Ya ne yapayım ben bunu ya? Ne yapayım ya? Bela bu abi. İki senedir uğraşıyorum. Bela adam bu. Adam edeceğim diye. Ne yapayım daha ne yapayım? Artık kabulleneceğim. Gel oğlum. Gel, gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Stüdyoda duygusal anlar. Yazalım. Aile saadeti çok mutluyuz diye. Efendim böyleyiz yani. Bizim durumlar belli. Sıkıntı yok. Özün abla, var mı diziyle ilgili söylemek istediğin bir şey? Bizi izlemeye devam edin her zamanki gibi. Çok hı-hı. Heyecanlı, çok atraksiyonlu bir bölümle karşınızdayız. Tarzımız bu. Bu. Kalk gidelim. Kalk gidelim. Ya aşkısın, bundan sonra sen muhtar kızısın. Ben söyle normal, düz bir vatandaşın oğluyum sıradan. Kaldıralım milikonları, neyse açıksın. Bir şey yaptım, işte, arabayı park edeceğim de sıkıntı olmasın sonra haber işte. Tamam, hadi öptüm, bye bye. Canım anama bak ya. Orçinal sarışın. Oğlum ben ne kadar kuruduysan az şu an. Niye? Döktün için mi? Aa yok be anne. Kız tarafı bugün bizi evine davet etti. Tabii. Ya dünya güzeli bir oğluşun olduğu yetmiyormuş gibi bir de dünyalar bebetosu bir gelin olacak. Uy canım oğlum benim. Uy. Uy küçük oğlum benim. Ya kız dur. Sen kim? Gelin oğlum da evden çıkıyorum. Ne var? Öznur Önle keyifli söyleşimiz hız kesmeden devam ediyor. Başarılı oyuncuyla sıradaki durağımız Zeytin ailesinin görenleri hayran bırakan evi.
Evet. Şakir bu evde doğdu, bu evde büyüdü. İnşallah bu evden de damat olarak çıkacağını umuyorum. Size isterseniz içeriği gezdireyim. Buyurun. Buyurun. Burası kış bahçesi herhalde Öznur Hanım. Evet, burası kış bahçemiz. Biz Sefer'in emekliliğinde burada hayat sürmeyi hayal ediyoruz ama Şakir bize izin verirse tabii ki. Buyurun içeriği de gezelim. Bu arada çiçekleriniz çok güzelmiş. Evet, evet. Şundan size de vermek isterim. Harika bir çiçek. Buyurun. Maşallah eviniz de pek bir şık. Tamamen benim dekorasyonum. Benim zevkim. Konu hazır Perihan'dan açılmışken canlandırdığınız karakterin hikayesini kısaca sizden dinlemek isteriz. Şöyle söyleyeyim, Perihan aslında kendini first date sanan muhtar eşi. İnternette ne görürse satın alıyor. Ne modaysa onu alıyor ama modayı birleştirmeyi beceremiyor. Sıkıntı orada. Mor moda olduğu için gidiyor mor koltuk alıyor. Ama sobayı değiştirmeyi akıl edemiyor. Öyle düşünün işte burası. Böyle bir ev. Büyük bir ihtimalle Şakir tamamıyla annesine benzemiş. Harcama konusunda. Hı hı. Yani Perihan eşittir Şakir. Hı hı. Sonuç Sefer. Delirmiş bir Sefer. Ancak yine de uzun ve yolunda giden bir evliliğiniz evet, var. Yani Perihan'la Sefer'in altyapısında gelecek bölümlerde de göreceksiniz. Aslında Perihan'ı başka kişi de istemiş. Aşık olmuş, hatta düelloya tutuşmuşlar. Biz birbirimizi çok seven bir aileyiz. Benim için savaşmış bir Sefer var karşımızda. Atışıyoruz, kavgamız oluyor ama hiçbir zaman küstüğümüz olmayacak. Her hareketiyle olay yaratan evet. Şakir, babasını sürekli çileden çıkartıyor. Babayla oğul arasındaki ara bulucu rolünü ise Perihan üstleniyor. Şakir tek çocuk. Tek evlat, çok şımartılmış, annesinin göz bebeği. Aslında babanın da bir şey yapacağı yok ama bir olası bile anneyi delirtiyor. Hayır, hayır, dokunma çocuğuma modunda. Adam olmasını çok istiyor, akıllanmasını çok istiyor. Aslında onun öyle olmasından da çok mutlu. Yani çünkü özel bir çocuk Şakir. Köyde de özel çocuk olması annesini çok mutlu ediyor. Burada hava bir hayli soğuk ama sımsıcak dostlukların yaşandığı dizinin setinde keyifler her zaman yerinde. Evet, gerçekten çok neşeli. Aslında setimiz çok sıcak. Yani neşe anlamında çok sıcak. Hani biz diyoruz ya biz bir aileyiz. Gerçekten aileyiz. Yani ben sabahleyin oğlum nasılsın diye Şakir'e sarılıyorum. İşte Veli'ye ay benim üvey oğlum nasılmış diye mıncıklıyorum. Burak'ımız var Efe karakterimiz biliyorsun. Onunla öyle trollüyoruz sürekli. Tabii ki ufak tefek her sette olduğu gibi gecikmeler, aksamalar, yağmurdu, kardı, çamurdu derken sıkıntılar yaşıyoruz ama bunu hiçbir zaman kamera önüne yansıtmamaya çalışıyoruz. İçimizde dışarıda işte konuşuyoruz. Ay çekemedik de edemedik de üşüdük de falan filan ama sonuçta iş 3, 2, 1 kayıda geldiği zaman herkes çok mutlu. Ve iş bittikten sonra da çok mutlu. Neden Meryem'e benim adıma hediye yolladınız? Arrivederci Meryem. Benden buraya kadar hacamca. Biraz da başkaları yapsın muhtarlığı. Muhtarlık en çok sana yaraşır. Muhtarlığı hayli hayli yaparsın. Beyaz yakamı özledim. Olabilir. Sen ol. Yok canım. Tamam olurum. Kalk gidelim yeni bölümüyle. Bu akşam saat 20'de TRT 1'de. Hayırlı uğurlu olsun Seyfettin kardeşim. Mıhtarlığa sol Cem ya. Ya ama bunlardan da hiçbir şey kaçmıyor ya. Keşke Canberk de burada olsaydı. O zaman işler değişirdi. Ayımı istiyorsan bu oğlan evlenecek. Delirttin beni.